Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar. Evet geldik eşkenar üçgene. Arkadaşlar ikizkenar üçgende eşkenar üçgende ileride işleyeceğiz. Bunlar eşkenar üçgende, ikizkenar üçgende ilgili karşınıza gelebilecek sadece ne soruları? Açı soruları. Açılardayız yani. Evet arkadaşlar. Şimdi zorlu bir süreç geçiriyorsunuz. Devlet matematik çalışıyorsunuz, geometri çalışıyorsunuz. işte fizik, kimya, biyoloji, sosyal, Türkçe paragraf hepsini çalışıyorsunuz. Ama bakın bu süreci iyi yönetenler iyi bir şekilde ilerliyorlar. Önemli olan programınızı güzel yapmak. Önemli olan noktalardan bir tanesi de geri dönüp tekrarları yapmak. Hocam ben çalışıyorum, çalışıyorum unutuyorum diyorsunuz ya. Tekrar, tekrar, tekrar. Bol soru çözümü ve tekrar. Tamam mı? Bakın, geometri sorularının yeni nesil soruları bile okuduğunu anlamakla ilişkili. O yüzden makaleler okuyun, denemeler okuyun. Yani denemeler derken bu deneme kitapları var ya denemeler yani roman gibi olanlar. Yani böyle okuduğunuzu hızlı anlamanızı geliştirecek şeyler okuyun ki matematiği de geometriği de paragrafı da bütün soru kalıplarını sinek mi girmiş içeri güzelce çözün. Evet şimdi eşkenar üçgene geldik. Önce bana bir söz ver. Şimdi eşkenar üçgen sorularının yapılamamasının sebebini anlatacağım sana. En kolayıdır zor gibi gelir öğrenciye. Neden? Arkadaşlar çünkü eşkenar üçgenin özelliklerini sorun üstüne işaretlemiyorsunuz. İkizkenar üçgen diyor. İkizkenar üçgenin özelliğini sorun üstüne işaretlemiyorsun. İkizkenar üçgen de denildiğinde hemen eşit işareti koyup yüksekliği indirdiğinde iki parça ayrılıyor, açılıyor, Orta yükseklik. Bunları yapacaksın. Eşkenar üçgen denildiğinde de gel bakalım bir tane eşkenar üçgen. Şöyle bir eşkenar üçgen alalım. Eşkenar üçgen denildiğinde ne yapacaksın? Hemen diyeceksin ki bütün kenarlara eşit. Hocam ben bunu biliyorum ya yazmasam olmaz. Birazdan soruların içerisinde göreceksin. Eşit işareti gör. Koy ki ikiz kenarlıklar oluşacak, eşitlikler oluşacak onları yapacaksın. Şimdi ikiz kenar üçgenin sadece tepe açısından indirilen yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay oluyordu. Eşkenar üçgende bütün köşeler için aynı şey olur. Eşkenar üçgende çizeceğimiz yükseklik aynı açıyı ne yapacak arkadaşlar? 30-30 bölecek. Bir kere eşkenar üçgenin bütün açıları kaç derecedir? 60 derece. O zaman yükseklik hem açı ortay olacak hem kenarı iki parçaya ayıracak. Sadece buradan değil Buradan da indirdim. Nasıl bölündü? Açı 30, 30 bölündü. Açı ortay. Aynı zamanda kenarda iki parçaya bölündü. Bakın burası ne oldu şimdi? Ağırlık merkezi 3. çizeceğim yükseklikte mecbur buradan geçmek zorunda. 90'ı yerleştireceksin. Kenarım iki parçaya bölünüyor diyeceksin. 30, 30. Tamam mı? Eşkenar üçgen neymiş? Bütün kenarları birbirine eşit olan. Ve... Bütün açıları 60 derece olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz. Bütün kenarlar eşit. A, B, C eşit. İndir, indir, indir. 30, 30 bölünüyor. 90 oluyor. Açı ortay oluyor. Burası ağırlık merkezi olmuş oluyor. Hadi bakalım şimdi o zaman eşkenar üçgenle ilgili karşımıza neler gelecek bakalım. Kolay, evet. ABC eşkenar üçgen diyor. Bak burayı okumayan artık soruyu çözme şansı yok. Bakarsın soruya ne yapabilirim diye düşünürsün. A B C nasıl üçgen diyor sorunun başında eşkenar. Hocam biliyorum değil. Hemen 60'ını, 60'ını, 60'ını yazacaksın. Tamam, bunları yazdım. Sonra 3 tane eşitlik verilmiş. 1 2 3'ü birbirlerine eşitmiş. Alfa nedir diyor. Arkadaşlar bakın. Biz bu eşitlikleri bir şekilde kullanmamız lazım. Ek çizim yapacağım soruda. Ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan şunu çiziyorum. Hocam bunu çizince ne olacak peki? Bak burada bir ikiz kenar üçgen oluştu gördün mü? Bir açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgense tepe açısı diğer açıları da 60'tır. Niye? 180'in 60'ını at 120 kaldı. 120'yi böl 2'ye o zaman buradaki açım da 60 buradaki açım da 60 oldu. Böyle bırakırsan gider soru çözemezsin. Eee eşkenar olduğunu gördüm çift çizgi var çift çizgi var çift çizgi işaretini koydum. Şimdi şurada bir üçgenim oluştu. İçini sarı yapıyorum bak üçgenin gördün mü? Bu üçgen şu çift çizgi ve şu çift çizgiden dolayı ne oldu? İkiz kenar. İç içe girmiş. O zaman 140'ın 60'ı burada buraya ne kaldı? 80 kaldı. O zaman burası 80 ise ikiz kenar üçgen özelliğini kullanıyorum. 180'in 80'ini attım. 100 kaldı. E bu açıyla bu açı eşit olacak şimdi birbirlerine. 100'ü böldüm 2'ye. Bu açım 50. Bu açım da 50. Şimdi şuradaki açının toplamının ben 180 derece olacağını biliyorum. 60 110 hop alfa dediğimiz açımız 70 dereceye eşit oldu. 78. sorumuzun doğru cevabı C Bu kadar. Bak ek çizim yapıp eşkenar üçgen oluşturdum. Şu işareti koymayan bu ikizkenarlığı göremeyeceği için soruyu çözemez. O yüzden işaret koymak en önemli yerimiz. 79. Gel bakalım. Hadi herkes kendisi denesin. Herkes kendisi denesin. A B C D bir dörtgenmiş. Dörtgenin açıları toplamı kaç derece? 360. Ondan da faydalanabiliriz belki. 1 2 3 tane eşitlik verilmiş. A B C 60 derece verilmiş. Bakıyorum. A B C 60 derece verilmiş. Tamam. Bize B A D açısıyla, B A D açısıyla şuradaki açıyla, A D C açılarının, A D C açılarının eşit olduğunu söylemiş. X de X de. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna göre BCD kaç derecedir diyor. Şuradaki açıyı istiyor. Biraz önceki soruda yaptığım şey var bak. Şurayı görüyor musun? Gördün mü burayı? Bak gidip de bunu buradan çizmem. Niye? 60'ın nasıl bölündüğünü bilemem çünkü. Ama bunu buradan çizerim. Ve ne oldu? Bir açısı 60 olan ikizkenar üçgen oldu. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. E 180'in 60'ını attım. 120 kaldı. Böldüm 2'ye 60. Bak 60 60. Yani bu üçgen 60 60 60 olduğu için nasıl bir üçgen? Eşkenar. Eşkenar üçgense hemen ne yapacağım? Çat çat çift çizgimi koydum. Bak buradaki üçgenim nasıl bir üçgen oldu şimdi ikizkenar. Şimdi şu x'leri siliyorum. X dememiş olalım oraya. Tamam mı? Şuraya x demeyelim biz. Heh. sildim şu x'i. Şuradaki parçaya a diyelim. Tamam mı? Şuradaki parçaya a diyelim. 60 artı a oldu mu? O zaman buradaki açımda 60 artı a kadar mı? Evet. E, i̇kiz kenar burası. Çift çizginin karşısında 60 artı A varsa burası da 60 artı A. Şimdi şu üçgenin iç açılar toplamı 180 derece derden bitireceğim işi. 60 ile 60'ı topladım 120. Tamam. Artı. Bir A burada, bir A burada, bir A burada. 3 tane A'mız var eşittir 180. Salladım karşıya 3 tane A eşittir 60. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman A'nın kaç derece olduğunu buldum 20. A'mız 20 derece efendim. O zaman A 20 derece ise 60 artı A'ydı şurası 80 yaptı. Sorduğu yere bakalım. B, C, D. 80 artı 60. 140 derece 79. sorumuzun doğru cevabı eş. Gördük mü? İndirdim. Şu işareti koymam. Soruyu çözdürdü bana. Yoksa ikiz kenarlığı göremezdim. 80. Şimdi arkadaşlar bu bir kare sorusu. Dörtgenlerin içerisinde de eşkenar üçgen çok fazla karşımıza geliyor hem kare özelliğini hem eşkenar üçgen özelliğini kullanacağız. Şimdi soruya bakıyorum. Yukarıdaki verilenlere alfa kaç derecedir? Şimdi karenin ne özelliğini biliyorsun söyle bana. Konuş benimle. Haydi. Hocam bütün açıları 90 derece ve bütün kenarları eşit. İşte kare sorularının da çözülememesinin sebebi bütün kenarlarına eşit işaretinin koyulamaması. Hadi söylenenleri yapalım. Diyor ki bizim A, B, C, D kare. Ne olur eşit işareti koy. Ben biliyorum deme. Bak bunu yapan soruyu çözecek. E, D, C eşkenar üçgen. Bakıyorum E, D, C eşkenar üçgen. E, bunun da bütün kenarları eşit. E o zaman bunda çift çizgi varsa buna da buna da koydum. Şimdi ama eşkenar üçgenin özelliği var daha var. Bildiğim özelliği var. Bütün açıları kaçar derece 60. Biliyorum demedim yazdım bakın. Hiç biliyorum demiyorum. Ee, karenin açısı da 90 dereceydi. 60, 30. Bak şimdi şu üçgene. İçini sarıyla boyadığım üçgeni gördün mü? Nasıl üçgen oldu? Çat çat eşit ikiz kenar. O zaman tepe açısı 30 derece ise 180'in 30'unu attım hemen 150 kaldı. E burası ikiz kenar burası da alfa. Burası da alfa. 150'yi ikiye böldüm. Alfa açımız 75 dereceye eşit oldu. Sadece işaretlemek kaldı. Gördün mü? Sadece kenarlara eşit işaretlerini koydurmam. ikizkenar kenar üçgeni laps diye karşımıza çıkardı. Bitirdik işi. 81. O zaman bunu sen çöz. Aynı benzer bir sır hadi. Çözen de çözdüm yazsın hocam. Öğreniyorum geometriyi. Güzel bir şekilde ilerliyorum. Hep dediğim kırılma noktası var ya. O noktaya yaklaşmaya başladım bence. Hadi gel bakalım. Şimdi A, B, C, D kare. D, C, e, eşkenar üçgen alfa kaç derecedir? Kare dedi. Hemen biliyorum demedim karenin bütün kenarlarına eşit işaretini koydum. Bak şuranın tamamı eşit. Tamam. D, C, e eşkenar üçgen. D, C, E. E, D, C kenarında çift çizgi varsa bunda da çift çizgi, bunda da çift çizgi. Bitmedi ama. Eşkenar üçgenin açılarının kaçar derece olduğunu biliyorum ben. 60 derece olduğunu biliyorum. Şunun tamamı 60 nasıl bölünüyor bilmiyorum. Bak soruyu bana çözdürecek yeri geliyorum şimdi. Şu eşitlikte şu eşitliği gördün mü? Şurada bir tanecik ikizkenar üçgen oluştu gördün mü? Eee. Hocam nasıl yapacağım? E karenin de şurasının 90 olduğunu bilmiyor musun? O zaman buradaki açım kaç derece oldu benim? 150. O zaman burası 150 derece ise ikiz kenar üçgen. Bak bu açıyla bu açı eşit. 180'in 150'sini attım 30. 2'ye böldüm bu açım 15. Bu açım da 15 oldu. Zincirleme gidiyorum şimdi. Bu açı 60'tı. 15'i burada buraya ne kaldı? 45. Şimdi şuradaki üçgenden 2 hiçbir dışta yaparsın bak. 60 ile 15'in toplamı 75'e eşit veya şu üçgenin iç açılar toplamından da yaparsın. 60 60'la 45'i topladım 105. 180 olabilmesi için alfa 75 derece oldu. 81. sorumuzun doğru cevabı E Bak aslında kare sorusu da çözüyorsun şu anda. Karenin açı sorularında da böyle sorular gelecek işte karşına. 82. Gel bakalım 82. Diyor ki ABCD bir kare. Ne yapacağını öğrendin artık. Eşit işaretlerini koymaya başla bile. A B eşkenar üçgen. D C F alfa kaç derecedir? Başla bakalım. Eşit işaretlerini koy. Kare diyor. Çat bu kenar. Bu kenar. Buranın tamamı bu kenar birbirine eşit. Bir de eşkenar üçgen var. A B E. A B E. e bir kenarında çift çizgi varsa hop hop. Ama bitmedi. Hemen eşkenar üçgenin bütün açılarının 60 derece olduğunu biliyorum. 60'ı yazıyorum. 60'ı yazıp bırakmayacağım. Zincirleme gidiyorum. E ben kareden dolayı buranın 90 olduğunu biliyordum. 90'ın 60'ı gitti burası 30. Şuradaki üçgeni gördün mü? Nasıl bir üçgen? İkiz kenar. O zaman burası 30'sa 180 30'unu attım hemen 150. E bu açıyla bu açı eşit olacak. 150'yi 2'ye böldüm. 75 burası. 75 burası. E zincirleme bak. Bilgiyi yakalıyorum devam ediyorum. 135 burası. E, tamamının ben 180 olacağını biliyorum. 180'in 135'ini çıkardım burası 45 oldu. Burası kareydi. 60'ı buradaysa burası 30 90 çünkü 2 iç 1 dış. 45 ile 30'u topladım. 75 derece. Hup, 82. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. İlerledim. Bak, sorular zor değil. Hiç abartma. Tek yapman gereken şey o işaretleri koyman. 83. Ne diyorsun 83? Gel bakalım. Şimdi soruda bakıyorum 1, 2, 3 yer eşit verilmiş. Bir 86 verilmiş, bir 26 verilmiş burayı soruyor. Şimdi arkadaşlar sorunun yan tarafına da baktım. Eşkenar meşkenar hiçbir şey demiyor bu sefer. 3 eşitlik verilmiş, işaretlemiş, işaretlemiş. Tamam. Bak şimdi 86'yı yakala. Büyük üçgenin neyidir? Bu dış açısıdır. O zaman bu iç açıyla bu iç açının toplamı 86'yı vermeli. O zaman burası 26 ise çat burası kaç derece oldu? 60. Ee, 60'ı gördüğünde eşkenar kulaklarına dikeme. Eşkenar olabilir mi diye bir bak. Burayla buraya eşit mi? Evet. O zaman bir ikizkenar üçgen oluşturursam bir ek çizim yapıp olayı bitiririm ben. Aldım buradan burayı çizdim. Buradaki oluşan üçgenim şimdi şu anda ikizkenar. Açılarını bulursam eşkenara dönüşecek. E 180'in 60'ı gitti. 120. 2'ye böldüm. 60, 60. Bak eşkenarmış. He, eşkenarmış deyip geçmedim kenara. Eşkenarsa bütün kenarları eşittir deyip çift çizgimi koydum. Şu oluşan üçgene bak şimdi. İkiz kenar bir üçgen oluştu. Şimdi buradan nasıl bir geçiş yapacağım? Sorun nereye sorduğuna bir bakalım tekrar. C, D, e. Nerede? C, D, e. Benden şuradaki parçayı istiyor. Hadi oradaki sorulan yere biz alfa diyelim. O zaman burada 2 iç bir dış yaptığım zaman burası neye eşit oldu? Alfa artı 26'ya eşit oldu. Tamam mı? 26. Hemen şuraya bakalım. Bu üçgen ikizkenardı kenardı. Bunun karşısı alfa artı 26 ise burası da alfa artı 26. E şunların toplamlarının 180 derece olacağını biliyorum. Hadi toplayalım. Bir alfamız var. Şu 60'da 26'yı topladığımız zaman 86 yaptı. Bir tane daha 86 var. Eşittir 180. Bunları topladım 160, 172 yaptı. Attım karşıya alfa dediğimiz 8 dereceye eşit oldu. 83. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkımız dedi. Tamam. Hadi bakalım. 84. Anam işler karıştı mı ne oldu? Gel bakalım. Şimdi diyor ki ABC'de bir dörtgen. Bir dörtgenmiş. İç açıları toplamları 360'ı da kullanabiliriz. 40 derece, 40 derece, 30 derece, 60 derece alfa. Hepsi yerleştirilmiş alfa kaç derecedir diyor. Şimdi soruda ne yapacağım diye bakıyorum. İşte arkadaşlar sorulara bakmayın diyorum ya yazın yapabildiğiniz hesapları yapın diyorum ya tam öyle bir soru. Hadi hesaplayalım. Şimdi bir sürü üçgen var bunun içerisinde. Önce şu üçgene bir bakın. Şurada bir açısı 70 derece bak. Şu üçgene bakıyorum. Şöyle kırmızıyla üstünden geçeyim gör. Şu üçgenin iş açıları toplamına bakıyorum şu anda. Bu açım kaç derece? 70. 40 daha 110. E toplamlarının 180 olabilmesi için 180'den 110'u çıkardım. 70. Anam gördün mü? Şurası 70 oldu. E buranın da tamamı 70 değil mi? E burası da 70. O zaman bu üçgen ikizkenar kenar oldu. Nereler eşit? Şu kenarın tamamıyla şu kenarın tamamı birbirlerine ne oldu? Eşit oldu. Hmm. Hocam şimdi ne yapacağım? Salma soruyor. Şimdi sana bir üçgen daha gösteriyorum. Hesap yap. Bulabildiğin her yeri bul. Bir üçgen daha bak. Bu üçgenin iç açılar toplamı kaç derece? 180. E bunun bir açısı burada kaç derece? 100 derece. Büyük açısı topladım. 100. E burada 40 var. 140. O zaman benim buradaki burası ne yaptı? 100. 40 daha. 140 yaptı. Buradaki açım kaç derece oldu o zaman söyle bana. 100. 140. Şuradaki açımda 40 derece oldu. Aa, şimdi bu üçgene tekrar bak. Bu üçgene tekrar bak. Bir açısı 40, öbür açısı da 40. Şu üçgen. Gördün mü? E, bu üçgen de ikiz kenar oldu o zaman. 40'ın karşısında S var. Bu 40'ın karşısındaki de S olacak. Hop buraya da işte artık koydum. Şimdi bir üçgen daha oluştu. Bak şu üçgene bak şimdi. Görüyor musun bu üçgene? Gördün mü? Tepe açısı 40 derece ve bu kenarıyla bu kenara eşit tepe açısı 60 derece pardon. Şimdi o zaman 180'in 60'ını attım 120. 120'yi 2'ye böldüm. Burası da 60, burası da 60. Yani bu üçgen eşkenar oldu. Hatta buraya da s koyabilirim. 60'ın 40'ı burada 20. Bakın soru kolay bir soru ama yazarsan, hesap yaparsan işte sizin yapmadığınız şey Hocam bakıyorsun soruyor sadece. Aa, bunları vermiş ne yapacağım? Ya, toplucan işte. üçgenin iç toplamı yaptık sadece. Sonra ikiz kenarlar oluştu. Eşit işaretlerini koydum. Bir ikiz kenar daha oluştu. Sonra eşkenar oluştu. 85. Gel bakalım. Şimdi diyor ki ABC üçgen. Bir 37 verilmiş yazmış. 23 verilmiş yazmış. 46'yı yazmış. 14'ü hepsini yazmış. Buna göre alfa kaç derecedir? Yine bakma soruya. Hesaplayabildiğin her yeri hesapla. Önce şöyle bir üçgen var. Bak gördüm. Şu üçgeni gördüm. Bu üçgenin iç açılar toplamları 180 derecedir. O zaman 37 ile 46'yı topluyorum. 37 artı 46. 13'ün 3'ü elde var. 1, 7, 83 derece yaptı burası. O zaman 180'in 8 3'ünü attığım zaman şuradaki açım kaç dereceymiş? 97 dereceymiş. Tamam mı? Bak toplamları 180. Hemen zincirleme gidiyorum. Bu 97'yi nerede kullanabilirim diye bakıyorum. Bu 97 bir şeylerin dış açısı bak. Şu üçgenin dış açısıdır. Gördünüz mü? O zaman iki iç bir dış yapacağım. Şuradaki açıya x diyelim. Bu üçgenin iç açılarından bir tanesi 14. Diğer iç açısı 23 artı x. O zaman 23 artı x'i toplayınca iki iç bir dıştan ne eşit olacak? 97'ye eşit olacak. Bunları topladığım zaman 37 yaptı. Attım karşıya x eşittir 60. O zaman şuradaki x açımız 60 dereceymiş. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum şimdi. Bak şimdi bunu gören soruyu bitirir işte. Şununla şunun toplamı kaç derece? 60 derece. Gördünüz mü? Hadi sana şöyle içini kırmızıya boyuyorum bir üçgenin. Şu üçgeni gördün mü? Bu açısı kaç derece? 60. Bu açısı kaç derece? 60. O zaman tepe açısı da 60. Yani bu üçgen nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar. Şimdi içini temizleyeyim şu çizdiklerimi. Eşkenar olduğunu işaretleyeyim. Şöyle siyahla işaretleyeyim. O zaman benim şu uzunluğum, şu uzunluğum ve şu uzunluğum birbirlerine ne oldu arkadaşlar? Hocam bundan sonra ne yapacağım? Ne yapacağım düşün bakalım. Hadi düşün ne yapacağını. Bir şeyi daha hesaplamadım. Orayı hesaplamayı gören soruyu çözer. Bak şurası 97 idi ya. O zaman 180'e tamamlayabilmesi için şurası kaç derece yapar? 83. Şuranın tamamı kaç? 83. Bakın şu üçgen ikiz kenar oldu. Şu üçgen görüyor musun? Bir açısı bunun da 83 burası da 83. Nereler eşit o zaman? Burada çift çizgi var. Buraya da çift çizgi geldi. He, yani yani benim şu uzunluğum şuna eşit olmuş oldu. Burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. E, tepe açısı kaç derece şimdi? 46. Gördün değil mi ikiz kenar üçgeni? Şu üçgen. Bak şu üçgen buradan şu ikiz kenarlıktan şurasıyla şurası eşit geldi. Çift çizgi, çift çizgi. O zaman ikiz kenar. Buradaki tepe açısı 46. 180'in 46'sını çıkarıyorum hemen. Buradan 4 geldi. Sonra buradan 7, 134. Böldüm 134'ü 2'ye. 6, 12 çıkardım. 1, 14 ve 7. 67. Benim şuradaki açım da 67 dereceymiş. Şuradaki açım da 67. 67'nin 60'ı burada. Alfa açımız 7 dereceye eşit oldu. 85. sorumuzun cevabı B oldu. Tek yaptığım hesap yapıp açıları yazmak. Hadi şöyle bir üstünü temizledim, Bir daha üstünden geçeyim. Bak yaptığımız şeyi bir daha yapalım. Açıları hesapladım. Tek yaptığım şey hesaplayıp açı yazmak. Önce ne yaptım? Şuradaki açıyı buldum. Buradaki açım kaç derece? 97 derece. Nereden buldum? Şu üçgenin iç açıları toplamından. Burası 97 derece ise burası kaç derece? 83. Bak burası da 83, burası da 83. O zaman benim şuradaki uzunluğumla şuradaki uzunluğum birbirine eşit oldu. Bitmedi ama. Sonra biz ne yaptık arkadaşlar? Ee, şuradaki üçgenin iç açıları toplamından buranın 60 derece olduğunu bulduk. Sonra baktım burası da 60. E, 60, 60. O zaman burası da 60. Bu üçgen eşkenar oldu. Bir kenarında çift çizgi varsa buna da çift çizgi koydum. Sonra ne oldu bak? Şurasıyla, şurası şu üçgende eşit oldu. Burayla buraya eşitse tepe açısı 46. Hesapladık, bulduk. Tamam mı? Hadi bakalım 86. sorumuz. Bu videonun da son sorusu. Bundan sonra neye geçiyoruz? Evet, e, ek çizimlere geçiyoruz. Son sorumuz. Ne diyormuş bakalım son sorumuz. ABC eşkenar üçgen biçimindeki levha C noktası etrafında saat yönünde 82 derece döndürüldüğünce bu üçgen oluşuluyor. Buna göre A üssü B, B üssü. Bakıyorum. A üssü B B üssü. Alfa açısı kaç derecedir? Şimdi döndürme sorusu. Şimdi neyi ne kadar döndürdüysek yazacağız. Bir kere eşkenar üçgen dediği için bütün kenarlarına eşit işaretini koy dönme sorusu olduğu için uzunluklarda değişiklik olmaz koydum bak. Şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Oradan çözdürecek soruyu bana. Şimdi ne kadar neyi döndürdüm? Kaç derece döndürdük? 82 derece. Benim bir kere şuradaki açım 60 derece, değil mi? Şuradaki açım da 60 derece, onu yazayım. Şimdi kimi döndürdüğüne bak. Bunu buradan döndürdüm buraya geldi, değil mi? Yani şu döndürme miktarım 82. Bak. Şurası 82. Orayı yazan soruyu bitirir. Şurasının kaç olduğunu biliyorum ben. 82. O zaman 82'nin 60'ı burada burada ne var? 22. Bak. Şimdi şurada bir ikizkenar üçgenim oluştu. Bak. Burayla bura birbirlerine eşit. Burası 60, 120 veya 82 ile 60'ı topladığın zaman ne yaptı? 142. Yani şu açımın tamamı 142. İkizkenar üçgen olduğu için şu parçayla şu parça birbirlerine nedir? Eşittir. Gördün değil mi ikizkenar üçgeni bak? Şu üçgen ikizkenar üçgen. 142. 180'in 142'sini çıkar hemen. 180'in 142'sini çıkar ne kaldı? 38 kaldı. Böldüm 2'ye. 19 derece. Neresi? Benim şuradaki açımda 19 derece. Şuradaki açımda 19 derece. Orayı buldum. Şimdi alfa'ya nasıl geçiş yapacağım? Bir tane daha ikizkenar üçgen var. Onu da gör bak. Şöyle şöyle göstereyim bak. Şu üçgen. Görüyor musun? Şu uzunluk şu uzunluk eşittim birbirlerine. Bir de burası. Gördün mü ikiz kenar üçgeni? Burada ne yazıyor? Alfa artı 19 yazıyor. O zaman buradaki açımda alfa artı 19 olacak. Alfa artı 19. Ve şuradaki açısı kaç derece arkadaşlar bakın? 60 22 daha 82 derece. O zaman 82 artı yaz bakalım 82 artı alfa burada var. burada da var iki alfa var. Artı 19 burada 19 burada 38 var. Bunların toplamları 180. Şimdi şurası 90 120 yaptı. 120'yi karşıya aldım. 2 alfa eşittir 60 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde alfa açısının 30 derece olduğunu buldum. 30 86. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. Bakın. Döndürdüm. Bütün kenarlara eşit işaretlerini koydum ki ikizkenar üçgenlerden iyi faydalanayım. Ondan sonra döndürme miktarım şurası 82 ile 60'ı burada buraya 22 kaldı. Bir ikiz kenar üçgen burada. Bir ikiz kenar üçgen burada. Olayı bitirdim. Evet. Üçgende açıların son videosuna gidiyoruz. Özellikle yapamadığınız ek çizim soruları var. Orta taban muhteşem üçlü gibi ek çizim yapmamız gereken sorular olacak. Onlara son videomuza doğru geçiyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bay bay.